Lisesi'nin kıymetli öğrencileri, 10. sınıf konusu olan kaldırma kuvvetinde bu videomuzda biraz soru çözeceğiz. Sonradan bir sonraki videomuzda koron atımıyla yine devam edeceğiz arkadaşlar. Çok az bir koron atımımız kaldı. Ama o koron atımı kaldırma kuvvetinin %50'sinden fazlasını kapsıyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda itinayla dinlemeyi İtinayla dinleyin arkadaşlar. Şimdi örneklerimizde neler var? Bölmeleri eşit hacimli olan K, L, M cisimleri özkütleri D1, D2, D3 olan sıvılara şekildeki gibi durmaktadır. Sıvıların kaldırma kuvvetleri birbirine eşittir demiş. Buna göre sıvıların özkütleleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar, formülünden yola çıkacak olursak, kaldırma kuvvetinin formülü V batan D sıvı çarpı G olduğunu bir önceki videomuzda söylemiştik. Eşit hacim bölmeliymiş. Her bölmelerine bunların o zaman V wave diyelim. Sadece şu batan hacimlerini yazayım arkadaşlar. Çünkü formüle göre bana batan hacimleri gerek. Eşit hacimli olan kalme özkütleleri D1, D2, D3 sıvılara konulmuş. Kaldırma kuvvetleri birbirlerine eşit. O zaman hemen arkadaşlar yazalım. Buradaki kaldırma kuvveti, buradaki kaldırma kuvveti, buradaki kaldırma kuvvetini yazdığımda bunlar birbirlerine eşit olduğunu söylemiş. Birincisinden başlıyorum V batandan. Kaç bölme batmıştı? V kadarlık. Sıvının yoğunluğu D1 çarpı G eşittir. İkincisinde 2V D2 çarpı G. Üçüncüsünde 3V kadar batmış. D3 çarpı G diyelim. G'ler birbirini götürüyor. V'ler birbirini götürüyor. Buradan arkadaşlar yaklaştıracak olursak en büyük D1 sonra D2 sonra D3 olarak geliyor. Burada K cisminin kap tabanına inmesi isteniyor. Bunun için aşağıdaki hangisinin yapılması uygundur demiş. Şimdi cisim arkadaşlar sıvıda yüzüyorsa sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyüktür. Videolarımızda bunlardan bahsediyoruz. Konu atım videolarına arkadaşlar göz atarsanız eğer bunları bilmiyorsanız. Şimdi burada bunun dibine bakması için ya sıvının öz kütlesinin küçülmesi ya da cismin öz kütlesinin artması gerekecek. Bakalım soru hangisini yapmış. Kabın taban alanı büyütülmeli. Hayır, bununla alakalı bir durum değil. Kaba aynı sıvıdan ilave edilmeli. Ne kadar sıvıdan ilave edersek edelim yine bu aynı şekil batacaktır. Ne kadar kısmı batmışsa o kadar kalacak yine. Olmadı. Kaptan bir miktar su alınmasa bir şey değiştirmeyecek. Kaptaki suyun öz kütlesini küçültmek. Yani kaptaki suyun öz kütlesini küçültürsek evet cisim dibine batabilir. Bu olur. Kaptaki suya biraz tuz atarak öz kütlesi büyütülmeli. Hayır, öz kütlesini büyütürsek olmayacaktır arkadaşlar. Bunun batan hacmi daha da azalır. O zaman biraz daha dışarıya çıkar. Cevabımız değişik olacaktır. Yargılarından hangileri doğrudur demiş kaldırma kuvvetiyle ilgili olarak. Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında batan hacimle eşit hacimle sıvının yerini değiştirir. Yer değiştiren sıvı ağırlığı kaldırma kuvveti büyüklüğüne eşittir. Evet, kaldırma kuvveti aslında formülünden bahsetmiş bize. V batan D sıvı çarpı G. Mesela bir cismin ağırlığından bahsedelim. Bir cismin ağırlığı M çarpı G demiyorduk. M yerine ne yazıyorduk? D çarpı V çarpı G. Bakın arkadaşlar, yoğunluk, yer çekilmesi, hacim. Burada da bakın, batan hacim, sıvının yoğunluğu G. Yine aslında bakın, bu da 1 Newton, bu da 1 Newton. Ne diyor? Bir cismin sıvı içerisine bırakıldığında batan hacmine eşit hacimde sıvının yerini değiştirir. Yer değiştiren sıvı ağırlığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Bakın burası aslında arkadaşlar bir ağırlık. Konu anlatımında zaten bahsetmiştik, onun nasıl olduğunu göstermiştik. Yani birinci ölçülümüz doğru. Hacmi değişmeyen ve tamamen sıvı içerisinde bulunan katı bir cisim
sıvının dibine doğru itilirse cisme iki kere kaldırma kuvveti artar. Tamamen sıvı içerisinde bulunuyorsa arkadaşlar bir cisim. Ha burada olmuş ha burada olmuş. Batan hacmi değişmeyecek. Sıvının yoğunluğu değişmeyecek. Yer çekimmesi değişmiyor. O yüzden böyle bir şey kaldırma kuvvetini arttırmaz. Üçüncü öncele bakalım. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin batan hacmine ve sıvının öz kütlesine bağlıdır. Evet, cismin batan hacmine, sıvının öz kütlesi bir de yer çekilmesine bağlıdır. Yer çekilmesini yazmamış. 1 ve 3 doğru cevabımız olacaktır. Evet, yeni bir sorumuz. Diyor ki, düşey kesiti şekildeki gibi olan suyla dolu kabın tabanında tutulan lastik balon serbest bırakılıyor. Balon su yüzeyine yaklaştıkça suyun tabana yaptığı basınç P ile yani suyun tabana yaptığı basınç mesela arkadaşlar şu yüksekliğe H diyelim. Bu P nedir? Sıvıların basınç formülü H çarpı D çarpı G'dir arkadaşlar. Tabana yaptığı basınç P, kaldırma kuvveti FK için de söylenebilir. Tamam. FK'nın da formülünü yazalım. V batan, D sıvı çarpı G. Bakalım neler olacak. Şimdi bu balonu serbest bırakıldı. Yukarıya doğru çıkarken arkadaşlar balonun iç basıncı dış basınca eşit olmak zorundadır. Balon yukarıya doğru çıktığı takdirde yüzeylerken sıvı basıncı azalmayacak mıdır? Çünkü sıvı basıncı neye bağlı? Yüksekliğe bağlı. Suyun yüksekliği arkadaşlar gittikçe balon olduğu konum için yukarı çıkarsa eğer balon şuraya bir yere çıkarsa eğer buradaki sıvı basıncı daha az ve böylelikle balonun basıncı da azalacaktır iç basıncı. İç basıncı balon nasıl azaltır? Hacmini arttırarak. Hacmini arttırır arkadaşlar. Böylelikle iç basıncını azaltır. O zaman balon yukarıya doğru çıktıkça hacmi artacak. Hacmi arttıkça arkadaşlar artırdığı hacim sıvıda ne olacak? Sıvı birazcık yükselecek. Sıvı yükselince H yüksekliği de artmış oluyor. Böylelikle kap tabanını etkileyen su basıncı o zaman artardır. Çünkü H artacak. Kaldırma kuvveti ne olur? Kaldırma kuvveti arkadaşlar cismin batan hacmi büyümüş olduğu için sıvının yoğunluğu aynı. G aynı. Batan hacim artmış olduğu için kaldırma kuvveti de artacaktır deriz. Artar artar C şıkkı. Bu videoda sorularımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.